Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. 66 günde matematik kampımızın 27. günündeyiz ve basit eşitsizliklerden devam ediyoruz. 16. soruda kalmıştık. 16. soruyla birlikte bugün 35'e kadar geleceğiz. Birbirinden güzel sınav ayarında karşınıza çıkabilecek soru kalıpları sizlerle paylaşacağız. Her videonun başında yaptığım gibi yine hatırlatayım. Kitabınız önünde olsun ve kitap üzerinden gitmeye gayret gösterin ve üzerine notlar alın. Daha sonra tekrarlarda bu notlar hakikaten çok ama çok işinize yarayacak. Hadi gelin başlayalım. Şimdi 16'da kalmıştık. 16'nın soru güzel bir soru, dikkat isteyen bir soru. Nasıl yapmak zorunda olduğunu burada iyi dinlemelisin. X, Y, Z birer pozitif gerçel sayı. Gerçel sayısı bunlar değer verebileceğimiz şeyler değil, değil mi? Değer veremiyoruz. O halde başka bir yöntem deneyeceğiz. Biz değer veremiyorsak önce bizden istenen şeyi elde edip ondan sonra değer verecektik. 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z'yi burada elde etmeliyiz. Nasıl yapacağız? Bakın şöyle bir yorum yapacağız burada. Bunların hepsi pozitif. O halde şunu diyebiliriz. 3x, 4y ve 5z ayrı ayrı toplanıp hepsi sıfırdan büyük sonuçta 1 ediyorsa 3'ü ayrı ayrı birden küçük şeylerdir. Yani şunu diyebiliriz kesinlikle. 3x birden küçüktür, 4y birden küçüktür ve 5z yine birden küçüktür. Bu şu anlama da gelir. X demek ki 3'e bölsek her iki tarafı 1 bölü 3'ten küçüktür. Aynı mantıkla y 1 bölü 4'ten küçüktür. Z de 1 bölü 5'ten küçüktür. Ama benim istediğim x, y, z değil. Bunların 1 bölülü halleri. O zaman takla attıracağız. Sonuçta bu x bölü 1, bu y bölü 1, bu da z bölü 1. Takla attırdığımız zaman bu 1 bölü x, bu 3 bölü 1 olur. Ama her iki tarafın işareti aynı iken ne yapıyorduk? Ok yön değiştiriyordu, hatırlayalım. Aynı mantık. Buradan 1 bölü y, bu da 4 bölü 1 olur. Yine ok yön değiştirir. Bu 1 bölü z, bu da 1 bölü 5 iken değil mi sonuçta? 5 bölü 1 olacak. Şöyle 5 biraz daha düzgün yazılsın orada. Yine büyüktür diyeceğiz. Ok yön değiştirecek. Şimdi aradığım neydi? Bunların hepsinin toplamı. Toplayalım. 1 bölü x, 1 bölü y ve 1 bölü z. Bunların hepsinin toplamı 1 bölü x, 1 bölü y ve 1 bölü z'nin toplamı 3 artı 4 artı 5'ten kaç eşit? 12'ye. 3'ünün toplamı 12'den büyükse alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır dediğimiz vakit ne diyeceğiz? 13 diyeceğiz. Böyle bir soru daha önce görmediyseniz sizi yorabilir. Geldik 17'ye. Burada da 23 bölü 27 x bölü x artı 1 ile x artı 1 bölü x artı 2'nin arasındaymış. X'in tam sayı değeri soruluyor. İkili ikili bakacağız burada. Başka çaremiz yok. Yani önce şuradan bir şey elde etmeye çalışacağım. Sonra da buradan bir şey elde etmeye çalışacağım. X bölü x artı 1 23 bölü 27 olduğuna göre işler dışlar yapsak 27 çarpı x küçüktür 23 çarpı x artı 1 gelir. Bunu da içeriye dağıtalım. 27 çarpı x küçük olur. 23x artı 23'ten. Bu da bu tarafa atılınca ne olacaktır? 4x küçüktür 23'ten. Yani x 23 bölü 4'ten küçükmüş. Bunu anladık. Bir de şuraya bakalım. 23 bölü 27 küçüktür x artı 1 bölü x artı 2'den. İşler işler yaptığımız zaman 23 çarpı x artı 2 şöyle yazalım. 23 çarpı x artı 2 küçüktür 27 çarpı x artı 1'den. Şimdi yine içeriye dağıt ne olacaktır? 23x artı 23 kere 2'den 46 küçüktür. 27x artı 27 kere 1'den 27. Burada da bir 4x oluştu. Bunu da bu tarafa atalım o halde. Ne olacak burası da? 29 mu? Hayır, 19 gelecek. 19 küçük olacak. Yine 4x'ten. Yani 4x'in neyden küçük olduğunu az önce bulmuştuk. Neyden büyük olduğunu da bulduk. X'ini birleştirelim. 19 küçüktü 4x'ten. O da küçüktü 23'ten. Şimdi 4 katı 23 ile 19 arasında olan sayı kimdir diye bakalım. 4 kere 5 ancak buraya tam oturur değil mi? 4 kere 6 24 olmaz. 4 kere 4 16 yine olmaz. O zaman x'in tam sayı değeri kaçtır diye soruldu. Vakit ne diyeceğiz? 5 diyeceğiz. Geldik 18'e. Şimdi burada da yine dikkat etmeni gerektiren bir soru var. X ve y birer tam sayı. Eksi 3 ile 3 kapalı aralığında x, y de 4 ile eksi 4 kapalı aralığında kaç tane x, y sıralı ikilisi için sıralı kısmı önemli?
Yani 2'ye 3 bir sıralı ikiliyken 3'e 2 de bir sıralı ikili. O anlamda sırasının da bir önemi var. X artı y toplamı pozitif tam sayıdır diyor. Bakalım şimdi birini sabitleyip diğerine göre değerler aldırmak daha mantıklı burada. Örneğin x'ten başlasak. X'e eksi 3 dediğimiz zaman y'nin hangi değeri için toplam pozitif olur? Y'yi ancak 4 verirsek olur değil mi? Çünkü 3 verirsek sıfırlanır. O zaman buradan bir tane değer geldi. Eksi 3'e 4. Peki eksi 2 verirsek y 4 olsa da kurtarır, 3 olsa da kurtarır. Buradan iki tane değer geliyor. Yani eksi 2'ye 4 ve eksi 2'ye 3. Peki x'e eksi 1 verdiğimizde sonuçta x büyüdükçe y'nin alacağı değerler de artacak. 4 olsa da olur, 3 olsa da olur, 2 olsa da olur. Ama 1 olmaz sıfırlanır değil mi? 3 tane değer geldi. Birer birer artıyor değerler. Peki x'e 0 versek aradaki tüm o 7 tane değeri alacak. Y ne olacaktı buradan? 4 de olur, 3 de olur, 2 de olur. Bu sefer 1 de olur. 4 tane değer geldi. X'e 1 verdiğimiz vakit y bu sefer ne olacak? 4 olur, 3 olur, 2 olur, 1 olur, 0 olur. Yani toplam 5 tane değeri var. Eksi 1 olamaz mesela değil mi? Bu sefer gene sıfırlanır. X'e 2 verdiğimiz zaman gidişat iyi kötü belli oldu sanki değil mi? 4, 3, 2, 1, 0 ve eksi 1 de bu sefer sağlar. Yani 6 tane değeri var. Ve x'in 3 olması durumda y 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1 ve eksi 2 olmak üzere 7 tane değer gelir. Yani buradan 1, buradan 2, buradan 3 derken birden 7'ye kadar olan sayılar toplamınca ikili buluruz. Birden 7'ye kadar olan sayıların toplamı neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2. Yani 7 çarpı 8 bölü 2. Buradan ne olacaktır? 28 tane farklı sıralı x'ye ikilisi varmış. Bunu görmüş olacağız. Ve geleceğiz 19'a. Şimdi sayı doğrusu üzerinde bir k sayısına uzaklığı en az n birim olan sayıların belirttiği bölgeye k alt indis kutucuk içinde n demişiz. En çok n birim olan sayıların belirttiği bölgeye de k'nın üstüne üssü n olarak kutucuk yazmışız. Buna göre 4 üzeri 2 ile 7 alt 3 diyelim ona da. Bölgelerin her ikisinde de bulunan noktalar hangisidir değil hangisiyle gösterilir demiş. Bakalım. Şimdi önce şu ne demek? Bunu şöyle söylemeye çalışalım. Üzeri yazınca ne oluyordu? Bu k'ya en çok n birim olan yani 4'e en çok 2 birim uzaklıkta olanlar. Şöyle sayı doğrusunda toparlanalım. İkisini diyorsa ayrı ayrı söylemeye çalışalım. 4'e en çok 2 birim uzaklıktaysanız 4 burada olsun. O zaman en çok dediğimizde iki yana kollarımızı açtığımızda 2 birim. Buradan 6 olur değil mi? Buradan da 2 mi olur? En çok diyorsa 2 de dahil, 6 da dahil. O halde şu 4, 2'nin belirttiği yer tam olarak şurası. Hatta şöyle göstereyim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Renk değiştirelim. Diğerine 7'ye 3. 7'ye 3. O ne diyor bize? Burada en az n birim olan belirttiği bölge. Olan sayıların belirttiği bölge. 7'ye en az 3 birim. 7'ye en az 3 birim. 7'ye en az 3 birimse 7 şurada. En az 3 birimse bir kere zaten şurası 10 olur, değil mi? En az 3 birimse ondan daha öte bir yer şuralar olabilir. O zaman 3 ya da 3 birimse, değil mi? 10 ya da daha fazla ya da bu tarafa geldiğinizde en az 3 birimse 4 ya da 4'ten daha uzak değil mi? Yani burada ya şurası sağlıyor ya da şurası sağlıyor. Bize her ikisindeki bölgeyi istiyorsa ortak olan neresi var? Kesişen bölge tam olarak şurası. Yani 2 ile 4'ü biz alacağız. 2 ile 4'ü biz alacağız. Bir kere 2 ile 4'ün bu bölgeyi belirtebilmek için ortalarında bir yer olmamız lazım, değil mi? Aksi takdirde burada en çok demeliyiz ki şöyle bir bölge olsun. Aksi takdirde biraz burası, biraz burası. Yani en az değil bizim aradığımız en çok olmalı. Şimdi en çok ise o zaman hangisi sağlar bakalım. En çok n birim olanlar diyor ya şurayı alacağız. O zaman 3'e yani şurası olabilir, şurası olabilir ya. 3'e 1 birim uzaklık sanırım sağlıyor değil mi? En çok 1 birim uzaklık. Çünkü buradan 4 var en çok. Buradan da 2 var. 1 birim uzaklık. Demek ki bizim istediğimiz 3'ün üzerindeki kutucuk içindeki bir ifadesi. Güzel dikkatli çözmek gereken bir soru idi. 19'u 2 defa buraya yazmışız. Geçelim biz 20'ye.
Şimdi gelelim işaret sıralama sorularına, işaret belirleme sorularına. Bunlar zor sorular değil. Temel kavramlarda bahsetmiştik. Hatta sıfırla matematik kampları sanki bahsetmiştik ama tekrar buraya yazayım isterim. Burada A zaten işareti belli değil mi? A burada nedir? Negatiftir. Şöyle yazayım. A, B ve C'nin işaretlerini. A eksi. A ile B çarpılıp eksi oluyorsa, sıfırdan küçükse A eksi ise zıt işaretli olmalar. O halde B artıdır. B'ye de artı yazdım. C'ye bakalım. A eksi B artıysa zaten burası eksi gelir. Eksi olması için buranın da artı olması lazım. Değil mi? O zaman şurası da artıymış. Eksi artı artı nerede yani? C şıkkında olur cevap. Ve geliriz 21'e. Burada da ne yapıyorduk? Kuvveti çift olanları görmezden geliyorduk değil mi işaret sorularında? Kuvveti tek olanların da kuvvetlerini görmezden geliyorduk. Bu mantıkla bakalım. Mesela x üzeri 4 çarpı y küp. X üzeri 4'ü komple görmezden geldim. Y küpün de y'sini. O halde y burada nasıl bir sayıdır? Y burada negatiftir. Bu ne demek istiyor? Gelin bakalım. X eksi y 0 ya. 0'dan küçük ya daha doğrusu. O halde bunu bu tarafa alsak x y'den küçükmüş. O halde bu şu anlama geliyor. X y'yi z'ye yazalım. Y'yi eksi bulduk ya. X y'den ufaksa, küçükse o zaman y eksi ise x de eksidir. Peki x çarpı y çarpı z 0'dan küçük. O halde x eksi y eksi ise İkisinin çarpımı artı olacağı için z'nin eksi olması lazım ki 3'ünün çarpımı negatif olabilsin. 3'ü de eksiymiş. Yani cevap buradan c şıkkıymış deriz. Ve geçeriz 22'ye. 22. soruyla beraber 106. sayfaya geçtik. Yine aynı mantık. Böyle pekişsin diye birkaç tane arka arkaya yazmak isterim. Çift kuvvetli olan sayıları komple görmezden geliyoruz. Tek kuvvetleri de kuvvetlerini görmezden geliyoruz. O halde X üzeri 4 gitti. Y, Z üzeri 6 gitti. Y üzeri 3'ün 3'ü gitti. Ne kaldı bize? Y 0'dan küçükmüş. X küpün 3'ü, Y üzeri 5'in 5'i gitti. Şimdi X çarpı Y 0'dan büyük ya. Y eksi ise X ne olacaktır? Çarpımları pozitif olsun istiyorsak X de eksi olmak zorunda. Şöyle ayrı ayrı yazayım. X'i, Y'yi ve Z'yi. X'i ve Y'yi bulduk. Burada da ne yapacağız? Z küpün 3'ünü sileceğiz. X çarpı Z. X çarpı z sıfırdan büyük. X'i ne bulduk az önce? Eksi. O zaman z de eksi olmalı ki çarpımları pozitif olabilsin. 3'ü de ayrı ayrı eksiymiş deyip doğru cevabın B şıkkı olduğunu söyleriz. Aynı mantık burada da var. Çarpmada nasıl yapıyorsak bölmede de sanki bunlar çarpma halindeymiş gibi yapabiliriz. Yani a kare çarpı b küp çarpı c üzeri 4 desen burada başın ağrımaz öyle söyleyeyim. Yine ne yapacağız? Çift kuvvetleri komple görmezden geleceğiz. Tek kuvvetlerinde kuvvetlerini görmezden geleceğiz. Ayrı ayrı bütün hepsini şöyle sileyim. C küpünde 3'ü gitsin. Burada gidecek bir şey yok. Hani buradan B direkt çıktı. B 0'dan büyük. C de direkt çıktı. C 0'dan küçük. Şimdi burada B pozitif. C eksi iken. Şimdi şöyle yapayım. A çarpı C bölü B 0'dan küçük ya. Şimdi ne olacak? Aşağısı artıysa yukarının eksi olması lazım. C eksi ise eksi olabilmesi için A'nın artı olması gerekiyor değil mi? O halde A, B, C sırasıyla artı, artı, eksi olur. Nerede o da? E şıkkındadır deriz. Ve geçeriz 24'e. Şimdi o soru tarzını geçtik. Şimdi biraz da denklem ile ilgili sorulara bakalım kardeşlerimizle. X artı 2y eksi 20 sıfırmış ve 1 ile 6 arasındaymış y. X'in en geniş aralığı soruluyor. Bakın x ve y burada tanımlanmadığına göre nasıl sayılar? Gerçel sayılar, reel sayılar. O halde değer veremiyoruz. Aralık zaten soruluyor bize. Aralığını bulacağız. Şimdi x'in aralığı soruluyor ya. Bana y'ninki verildiyse oradan x'e geçiş yapabilirim. Nasıl yapacağım? Birbiri türünden yazacağım. X artı 2y eksi 20 sıfır ise eksi 20'yi at bu tarafa. X artı 2'ye 20 eşittir. Ben y'yi x türünden yazmalıyım ki y'den x'e ulaşabileyim. Hani bunu bu tarafa atalım. 2y dediğimiz şey nedir? 20 eksi x'tir. Ve bu durumda her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde y dediğimiz şey de 20 eksi x bölü 2 olur. Şimdi bunu bulduk. O halde 1 ile 6'nın arasını alacağım şey neymiş? Buymuş. 20 eksi x bölü 2 imiş. X'i bulacağım ben ama. X'e ulaşalım. Bölü 2'den kurtulmak için her tarafı 2 ile çarpalım. Burası 2 olur. Burası 20 eksi x olur. Burası da 2 ile çarparsak 12 olur. Şimdi şurada bir artı 20 var sonuçta. Bu 20'den kurtulmak zorundayım. O yüzden her taraftan 20 çıkartıyorum. Ne olacak? Burası 2 eksi 20'den eksi 18. Burası eksi x.
12 eksi 20'den burası da ne olacaktır? Eksi 8. Ama ben x'i arıyorum. Her tarafı eksiyle çarpacağım o yüzden. Eksi 18 çarptım. Artı 18 oldu. Eksi x artı x. Eksi 8 de artı 8 oldu. Ve oklar zaten sayılar da bize gösteriyor ki yön değiştirmek zorunda. 18 8'den büyük sonuçta. 8 18 arası yani. Şıklarda bize bu şekilde bu yönlü verilmez de tam küçükten büyüğe verilir. O da zaten bizi nerede bekliyor? E şıkkında bekliyor deriz. Ve geçeriz 25'e. Şimdi ne yaparız böyle bir soruda? Öncelikle ne yapacağız? Tanıma bakacağız. Tanım ne diyor? Bunlar birer tam sayı diyor. Tam sayıysa değer verebiliyoruz. O zaman önce değer vereceğiz. Öyle alt alta toplama falan olaylarına girmeyeceğiz. X artı y soruluyor. X artı y'nin en büyük değeri ve en küçük değerini bulabilmek için x'in ve y'nin ayrı ayrı en büyük ve en küçük değerlerini bulmam lazım. O halde x'in en büyük değeri 7 ya da 7'den küçük olduğu için 7. Y'nin en büyük değeri aynı mantıkla 5 ya da 5'ten küçük olduğu için 5. Yani x artı y en büyük değeri nedir? Burada 12'dir. En küçük değerlerine bakalım. X'in en küçük değeri eksi 4 ya da eksi 4'ten büyük olduğu için eksi 4. Y'nin en küçük değeri eksi ya da eksi 2 ya da ondan daha büyük olduğu için eksi 2. Bunların en küçük değeri neymiş topladığımız zaman? Eksi 6 mı geliyor? Aradaki fark soruluyor. Kaç fazladır diyor. 12 eksi 6'dan kaç fazladır? 18 daha fazladır değil mi? Arada 18 fark var. Nasıl buluruz? 12'den eksi 6'yı çıkarırız. Aradaki farkı bulmak için 12 artı 6'dan zaten 18 gelir toplamımız. Şimdi tam sayı dediğinde toplamı da bunu yapacağız. Ya çıkarma derse o da 26'nın soruda bekliyor zaten bizi. Bir farkın en küçük değerinin bulunabilmesi için ne yapıyorduk? Burada bunun en küçük değerinden bunun en büyük değerini çıkarıyorduk. Bunlar nasıl sayılar? Tam sayılar. Yani değer verebiliyoruz bunlara. X'in alabileceği en küçük değere bakalım. Eksi 9 ya da eksi 9'dan büyük olduğu için alabileceği en küçük değer eksi 9. Y'nin alabileceği en büyük değere bakalım. 4 ya da 4'ten küçük olduğu için 4. O halde eksi 9 eksi 4 en küçük değerdir. Yani eksi 13'tür deyip böyle bir sorunun üstesinden gelebiliriz. Ve geçeriz 27'ye. Şimdi burada da yine aynı mantık var ama bu sefer en büyük değeri sormuş. Bir farkın en büyük değerini nasıl buluruz? Bu sefer de x'in en büyük değerinden y'nin en küçük değerini çıkartırız değil mi? Olabildiğince çok seçip eksilen şeyi, eksilteni de az seçersek en büyük şey kalır elimize. Peki x'in en büyük değeri ne? Eksi 4 ile 1 kapalı aralığındaysa ve bir tam sayısa x maksimum kaç olur zaten? 1. Y'nin en küçük değerine 1 ya da 1'den küçük olduğu için o da 1. 1 ya da 1'den büyük olduğu için pardon o da 1. O halde 1 eksi 1'den bu ifadenin en büyük değeri kaçtır dediğimizde cevabın 0 olduğunu göreceğiz. Ve geçeceğiz. Bunlar tam sayı değil de yani değer verilebilir halde değil de değer verilemez. Gerçel sayı biçimindeyse ne yapacağımız işte. O zaman değer veremediğimiz için ne yapacağız? Bize bizden istenen daha doğrusu ifadeyi elde edip oradan yürüyeceğiz. X artı y isteniyor. O zaman iki tane aralığı ben bunların zaten okları aynı yöne baktığından dolayı taraf tarafa toplayacağım ve x artı y'yi elde edeceğim. Yani değer veremediğim için önce oluşturmam gereken ifadeyi oluşturacağım. Taraf tarafa toplasak bu işin kolay kısmı eksi 2 artı 1'den eksi 1. X artı y geliyor. Burası da 5 artı 7'den 12. En büyük tam sayı değeri. 12'den küçüksen en büyük kaç olabilirsin? 11 olabilirsin. Doğru cevap da C şıkkı çıkacaktır. Peki ya toplama değil de çıkarma varsa ne yapacağız? Ne demiştim hatırla? Toplama olabiliyor sadece burada. Çıkarmayı nasıl yapıyoruz? Eksiyle çarpıp toplamayla oluyor. O halde x ile eksi y'yi toplayacağım burada. Ama eksi y'yi önce bulmam lazım. Çünkü bana y verilmiş. Eksi y'yi bulabilmek için ne yapacağım? Eksi ile çarpacağım tabii ki ama sadece y'yi değil her tarafı. Eksi 1'i eksi ile çarparsam artı 1. Y'yi çarparsam eksi y. 8'i çarparsam eksi 8. Sayılar da gösteriyor ki bu oklar yön değiştirmek zorunda. Büyüklük küçüklük dengesi bozuldu. Şimdi ben bu x ile eksi y'yi toplayacağım ama nasıl toplayacağım? Okların yönü aynı yere bakacak. Eksi 4 ile x 3 arasındaydı. Y de eksi 8 ile 1 arası ama dediğim gibi küçükten büyüğe yazıyorum. Eksi 8 küçük eşittir eksi y. O da küçük eşittir 1. Şimdi al bunları topla. Topladığında zaten neyi bulacaksın? X eksi y'yi.
O zaman eksi 4 eksi 8'den eksi 12 küçük eşittir x eksi y küçük eşittir 4. Niye küçük eşittir? Taraf tarafa topladığında aynı olduğunda bunlar aynı olan aşağı iniyordu. Özetle x eksi y eksi 12 ve 4 kapalı aralığındaymış. Bize en küçük tam sayı değeri soruluyor. Eksi 12'ye de eşit olabileceği için en küçük tam sayı değeri kaçtır buradan? Eksi 12'dir deriz. Ve geçeriz 30'a. Bu sefer de ne var? Yine çıkarma ama kat sayılar ile karşımıza çıkacak olan çıkarma. 2x eksi 3y için ne yapacağız? Önce hem 2x'i hem de eksi 3y'yi elde edeceğiz. Bunları çarparak tabii ki. 2x için burayı 2 ile çarpsam her tarafı. 2 kere 2'den burası 4, burası 2x, burası da zaten 2 kere 5'ten 10 gelir. Pozitifle çarptığım için oklar yön değiştirmedi. Burayı eksi 3 ile çarpayım. 0 kere eksi 3, 0. 0 kere 0 kere diyorum. Eksi 3 kere y nedir? Eksi 3y ve eksi 3 kere 7 eksi 21. Sayılar da gösteriyor ki oklar bu yönde olmak zorunda. Çünkü 0 eksi 20'den daha büyüktür. Bunları şimdi al taraf tarafa toplama yine nasıl? Bu oklar yönü aynı yere bakacak şekilde düzenlenecek. O halde diyeceğiz ki 2x 4 ile 10 arasında kapalı aralığındayken eksi 3y'de eksi 21 ile eksi 21 ile 0 kapalı aralığında. Şimdi oklar aynı yöne baktı. Topladığım zaman zaten benden istenen ifadeyi elde edeceğim. Buradan ne geliyor? Eksi 17. Burası 2x eksi 3y. Burası da 10 geliyor değil mi? Bize en küçük tam sayı değeri soruluyor. Eksi 17 ya da eksi 17'den daha büyük olduğu için eksi 17 burada bizim kabulümüz çünkü dahil. Eksi 17 de olabiliyor. Durum incelemeye çalışıyoruz ve geldik nereye? 31. soruya. Şimdi 31. soruda hem toplama var, hem çarpma var, hem bölme varmış gibi görünebilir ama bu biraz daha özel bir durum. Nasıl yapacağımızı söyleyeyim diye burada yazdım. Böyle bir şey çıkarsa bunu şöyle yorumlayacağız. Bunu ayırdığımız zaman bu nereden gelmiştir sonuçta? X bölü xy artı y bölü xy'den gelmiştir. Peki bu nedir? X'ler sadeleştirildiğinde burası 1 bölü y artı burası da y'ler sadeleştirildiğinde 1 bölü x. Aslında adamın sorduğu neymiş? Bunların 1 bölülü hallerinin toplamı. O halde ben ne yapacağım? 1 bölü x'de 1 bölü y'yi bulacağım önce. Takla attıracağım. Ama takla attırdığımda bütün sayıların işaretleri aynı olduğu için bu oklar yön değiştirecek. 1 bölü 4, 4 bölü 1 olacak. X 1 bölü x olacak ve 1 bölü 2 de 2 bölü 1 olacak. Bakın 4 zaten 2'den büyük. Böyle dönmek zorunda. İki tarafında eşitlik yok ama değil mi? Aynı mantık. 1 bölü 7'yi takla attır 7. Y'yi takla attır 1 bölü y. 1 bölü 4'ü takla attır 4. Yine oklar yön değiştirecek. 7'de eşitlik var. 4'te yok. Şimdi bu soruluyor ya. O zaman taraf tarafı al topla bunları. Gerçel sayı dediği için değer veremiyorsun çünkü. 2 artı 4'ten 6 küçüktür. 1 bölü x artı 1 bölü y. O da küçük eşittir 7 artı 4'ten 11. Bize en büyük tam sayı değeri sorulmuş. 11'e eşit de olabiliyor görüldüğü gibi. O zaman cevap 11 olur deriz mesela böyle bir soru karşımıza çıkarsa. Ve geliriz çarpma işlemine. Çarpmadan ne yapacağız? Çarpmadan altlı üstlü tüm sınırları birbiriyle çarpacağım. Olay bu kadar. Yani burada 7'yi hem 3'te hem eksi 2 ile, eksi 4'ü hem 3'te hem eksi 2 ile çarpacağım. Herkes birbiriyle altlı üstlü sınırlar çarpılmış olacak. Ve bulabileceğim en büyük sayı benim üst sınırım, en küçük sayı da benim alt sınırım olacak. Eğer bu çarptığım ikililerin her ikisinde de eşitlik varsa, o üst sınır olduğunda onda da eşitlik olacak. Birinde bile yoksa o üst ya da alt sınırı olduğunda onun üzerinde eşitlik olmayacak. Şimdi bulalım. Bunların hepsinde eşitlik olduğu için böyle bir problem yok burada. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarp 8. Eksi 4 ile 3'ü çarp eksi 12. 7 ile eksi 2'yi çarp eksi 14. 7 ile 3'ü çarp 21. Bakın x ile y'nin aralığı neymiş? Küçük eşit, büyük eşit diye yazıyorum buraya. En küçük sayımız ne? Eksi 14. En büyüğümüz ne burada? 21. O halde bu aralıkmış. En büyük değer sorulduğu için 21'e de eşit olacağından dolayı cevap 21 olacak. Mesela bu üst sınır 21 ya. 21'i nasıl elde ettik? 7 ve 3'ü çarparak. 7'de eşitlik olsaydı da 3'te olmasaydı burası sadece küçüktür olsaydı o zaman ne yapacaktım? 21'e eşitlik koymayacaktım. Sadece
şöyle olacaktı. Eksi 14 küçük eşittir x'e küçüktür 21 diyecektir mesela. O şekilde yapacaktık. Onun da bilgisini vereyim. Burada öyle bir şey var zaten değil mi? Burada da aynı şey var. Yine sınırları belirleyeceğiz. Eksi 3 çarpı eksi 7. Buradan artı 21. Eksi 3 çarpı 6. Eksi 18. 5 çarpı eksi 7. Eksi 35. 5 çarpı 6. 30. X çarpı y'nin aralığı. Bakalım eşitlik koyacak mıyız koymayacak mıyız? En büyük sayımız 30. En küçük sayımız eksi 35. 30 nasıl elde ettik? 5 ile 6'yı çarparak. 5'in yanında eşitlik var ama 6'nın yok. O zaman buraya eşitlik koymayacağız. O eksi 35 nasıl elde ettik? Eksi 35'i şöyle sileyim. 5 ile eksi 7'yi çarparak elde ettik. Bakın her ikisinde de burada eşitlik var. O zaman burada da eşitlik olmak zorunda. Bize en küçüğü soruluyor ya. O zaman eksi 35'e de eşit olabileceği için cevap eksi 35 olur deriz. Ve geçeriz 34'e. Şimdi burada da ne yapacağız? 5 bölü x olayı burada belki biraz bizim başta kafamızı karıştırabilir. Çünkü y bölü 2 zaten y'yi 2'ye böleceğiz. 5 bölü x için de şöyle bir hamle yapacağız. 5 bölü x'i elde etmemiz lazım. Önce 1 bölü x'i bulsak da sonra onu 5'te genişletsek değil mi? 1 bölü x için takla attırmalıyız. 1'i takla attır yine 1. X'i takla attır 1 bölü x. 5'i takla attır 1 bölü 5. Bu ne olacak? Tabii takla attırıldığı için oklar yön değişecek. Şimdi 5 ile çarpıyorum. 5 bölü x'i elde edeceğim. Payları 5 ile çarparsam burası 5 olur. Burası 5 bölü x olur. Burası 1 bölü 5'i 5 ile çarparsam zaten 1 bölü 5 çarpı 5'ten 1 gelir. 5 bölü x'i bulduk. Y bölü 2'ye bakacağım bir de. Her tarafı 2'ye böleceğim değil mi? 1 bölü 2, y bölü 2, 6 bölü 2. Ama oklar aynı yöne baksın diye büyükten küçüğe yazıyorum. 6 bölü 2, 3 büyük eşittir y bölü 2. O da büyük eşittir 1 bölü 2. Şimdi alt taraf tarafı topla. 5, 3 daha 8 büyük eşittir. Bu ikisinin toplamı yazmayayım bir daha onu. 1 artı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 geldi. Şimdi bize en büyük tam sayı değeri soruluyorsa 8 ya da 8'den küçük o halde cevap 8 olur deriz. Ve geçeriz 35'e. Şimdi A ve B birer tam sayı. Tam sayısa ne yapıyoruz? Önce değer vereceğiz. A bölü B ifadesinin alabileceği en büyük değer soruluyor değil mi? Şimdi A 60 ile 2 arası, B 11 ile 7 arası. Burada değer verirken ne verebiliriz? 60 versek. 60 versek aşağı ne yazabiliriz? Büyük olsun diye 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olmaz, en küçük 10 olur. Buradan 6 geliyor mesela. Deneyeceğiz tabii. 59 versek 59 çok küçük bir sayı getirmez. Çünkü 59 burada 7 ile 11 arasında hiçbir sayıya bölünmüyor değil mi? 8'e de 9'a da 10'a da 11'e de bölünmüyor. Bu gitti. 58'e bakalım. 58 7'ye bölünmez değil mi? 8'e bölünür mü? 8'e de bölünmez. Başka ne olabilir? 9'a da 10'a da 11'e de bölünmüyor. Bu da gitti. Başka ne olur? 57, 57 3 kere 19 zaten. 3'te 19 yok burada. 56 olur mu? 56 7'ye bölünür değil mi? 56 7'ye bölünürse 8 gelir. Daha da büyük bir değer çıkmaz sanki. 8'e de bölünür ama bu sefer 7 gelecek. 9'a 10'a 11'e bölünmüyor. 55 dersek deneyelim bir tane daha. Bu da 5 ve 11'e bölünüyor. X'te 11 var gerçi ama burada 5 geliyor. Sanırım en büyük 8'i bulabileceğiz. Doğru cevap buradan 8 olur diyeceğiz. Böyle değer vereceğiz. Bu birazcık daha ne sorusu aslında? Temel kavramlar sorusu ama işin içine basit eşitsizlik ve sıralama gelirse tüm sıralama küçüktür, büyüktür ifadelerin barındığı sorularla muhatap olabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Peki inşallah faydası olmuştur. Dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince bugün de karşınıza çıktığında sizi yorabilecek soruları paylaşmaya gayret gösterdik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Sizlerin desteklerine ihtiyacımız var ki sizlere ulaşabildiğimiz gibi başka arkadaşlarımıza, başka kardeşlerimize de ulaşabilelim. Ödevlerinizi yapmayı da unutmayın. Bu video açıklama kısmında ödevler var. Nerede var? Kamp programı var orada. Kamp programını al, indir. Orada teker teker gün gün hangi kitabın kaçıncı testini çözmen gerektiğini oraya yazdım. Onu da çözerken çok süper olur. Peki, herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.